Arkadaşlar merhaba. Bugün sezon sonuçlarına bakacağız ve bilindik oyuncularla yaptığım yakın maçlara yorum yapabiliriz. Şöyle liderlik tablosuna bir bakalım. Önceki sezonun ilk üçü diyor. Şöyle görüntüleyelim. Muhammed Light yine dünyada birinci bitirdi. Profiline baktığımız zaman kusursuz diyebiliriz. Çünkü daha bir sene olmadan 3 tane birinciliği var. Kraliyet turnuvasında da öyle. Tabii ki bu sezon yine birinci bitirmiş olsa da daha fazla rozet alamıyor. Onlardan 3 tane oluyor. Ondan dolayı. Tabii snipe atmasa daha iyi olurdu. Hatta son attığı maçların iki eşleşmesini gösterebiliriz. Son attığı maçların iki tanesi burada. Xayn'e karşı depremli bir deste almış. Love tazısı oyuncusuna karşı da Jhené Mejder'i kraliçeli bir deste. Tabii tazı oyuncusunun yapacağı pek bir şey yokmuş. Şimdi oyuna geri dönelim. Muhammed Light'ın oyunculuğuna tabii ki de bir şey demiyorum. Zaten şu an için oyunun en başarılı oyuncusu diyebiliriz. Tabii ileride değişebilir. Ben şu anlık için diyorum. Ama kupa maçlarında snipe atması pek etik değil. Diğer profesyonel oyuncular da zaten pek takdir etmiyor bunu. Tabii ki kendi rastgele girse üst üste 3 kere şampiyon olabilir miydi? Yani birinci bitirebilir miydi? Zaten büyük ihtimalle bitiremezdi. Anaban gibi snipe atıyor. Tabii snipe'ı bilmeyenler için söyleyeyim. Muhammed Light maça girmeden önce rakibinin destesini biliyor ve onun geleceğini de biliyor. Ondan dolayı ona ters bir deste alıyor. Yani kısaca rakibini bildiği için anti alıyor. Öyle maça giriyor. Ondan dolayı. Tabii ki tehlikeli bir şey. Yapmak ister miydim? Tutacağını bilse herkes yapar diye düşünüyorum ama yine de dediğim gibi diğer oyuncular pek hoş karşılamıyor bunu. Öyle de olması gerekiyor. Dünyada 31. bitirdim. Tabii ki her sezon ilk 50'ye girmek zor ama yine de memnunum. Daha iyisi olabilirdi tabii ki ama saat 11'de bittiği için sezon uzun zaman oynamak gerekiyor. Biraz erkenden bıraktım. Normalde 26. 25. falandım. O yüzden sıralamamız gerilemiş. İleride daha iyi meta olursa tabii ki de daha iyi dereceler yapabiliriz. Ama yine de zor olduğunu söyleyebilirim. Yani sonuçta ilk 50 gerçekten zorlayabiliyor. Şimdi maçların tekrarına geçelim. İlk rakibimiz Agony King. Yani farklı bir hesapta oynuyormuş. Dünyada ikinci bitirmişliği var yanlış hatırlamıyorsam. Küreselin en iyi kıvılcım oynayan oyuncularından biri diyebilirim. Benim için en iyisi çünkü bundan daha iyi dereceye sahip bir oyuncu yok. Ve genelde de üstlerde bitiriyor. Sadece ikinci bitirdiğinden dolayı değil. Şöyle direkt yıldırımı attım burada. Bu arada destem metada olmayan bir deste. Öylesine kullanmak istedim. En azından sezonun son saatleri olduğu için sıkılıyordum. O yüzden deste değiştirmeye karar verdim. Ve bu sezon Kraliyet Domuzları oynayan çok oyuncu vardı. Burada Kıvılcım'ın çok az bir canı vardı. Kuleye vurabilir diye balıkçı attım. Orada emin değilim. Belki vurmazdı ama ne olur ne olmaz diye attım. Aşağıdaki kupalarda karşınıza çok fazla elit barbar geliyorsa bu desteği kullanabilirsiniz tabii ki. Önemli olan maçı kazanmanız desteden daha çok aldığınız kupalar önemli. Burada sağ tarafa tomruk atmak zorunda kaldım. Çünkü iskeletleri kullanamıyordum o ara. Çünkü iyileştirici ruh direkt iskeletleri öldürebilirdi. Burada aslında Kraliyet Devi atabilirmişim en önden. Çünkü rakipte hem mini P.E.K.K.A hem de kılıcım elinde yoktu. Ama ben onun yerine biraz daha garantiye almak istedim. En azından kartları toplayayım. Ondan dolayı Mega Şövalye'yi de attım. Bu arada şampiyon kullanmadım. Dünyada 31. bitirirken. Yani şampiyon olmadan da iyi dereceler alabilirsiniz. Burada kasırga atacağını anladığım için iskeletleri kullanmamıştım. Çarpması olduğu için yine iskeletleri saklamak istedim.
Bu yüzden Mega Şövalye'yi yolladım. Burada bir türlü Kraliyet Evi'ni atamıyorum. Yıldırım atmam gerekiyor çünkü. Buradaki sonraki kart Mega Şövalye olduğu için yine ilk önce Tomruğu yolladım. Kıvılcımın kuleye vurmaması lazım. Hem Mega Şövalye'ye hasar verecekti hem de kuleye. Ondan dolayı ona dikkat etmek gerekiyor. Burada Yıldırım ata ata kulesine bayağı hasar vermişim. Tekrar izleyince bunu fark ettim. Yani bende Mega Şövalye olmasa bu eşleşmeyi kesinlikle kaybederdim diye düşünüyorum. Yani Kare Prens olsa, Hayalet olsa bende. Ondan dolayı Mega Şövalye'nin etkisi büyük. Bu desteği normalde de kullanabiliriz eğer hoşunuza giderse. Pek Mega Şövalye'yi görmek istemiyorsunuz biliyorum ama. Burada direkt Elektro Ruh attım. Kılıcımın çok az bir canı vardı öleceğini bildiğim için. Burada çok fazla iksir harcadı. Ben üstüne bir de tomruk atmak istemedim. Az kalsın kule gidiyordu bu arada. Çünkü rakibin alev topu da var. Yani dev bir kere vursa belki çarpma artı alev topu yapabilirdi. Bu da geçen sezonun son maçı. Anaban'la oynadım. Biliyorsunuz onun da 7 defa dünyada birinci bitirmişliği var. Ama son sezonlarda pek kasmıyor. Ya da bu sezon bayağı bir denedi ama istediği dereceyi elde edemedi diye biliyorum. Çünkü üçlerde göremedim. Bu arada destesini bildiğim için hemen Mega Şövalye falan attım. Normalde atmam. Yani gördüğünüz üzere metada çok garip desteler var. Yani bir önceki maçta Kıvılcım, Dev Kasırga destesi vardı. Şimdi de tazı kulağına oynayan bir rakip. Anaban genelde balon dondurma oynamayı seviyor. Kendi yaptığı bir deste vardı. Bilirsiniz belki. Yani onu oynasa pek şansımız olmazdı eşleşme yönünden. Burada hem tazıya hem de iskelet ejderlerine attım yıldırımı. Yani önemli olan atağa sağlam kalkamasın diye. Kartları toplarsa klonla birlikte hemen 3 taş yiyebiliriz. Ondan dolayı avcıyı geriye doğru atıyorum. Neredeyse alan vuruyor. Onu korumam gerekiyor. Başka da havaya vuran bir kartım yok. Biraz elektro ruh iş yapıyor. Ama yıldırıma da çok güvenmiyorum. İksir yetişmediği zaman çaresiz kalabilirdik. Burada yine avcıyı korumak istedim. Burada alev topunu bekletiyor. Sebebi balıkçı da yaklaşsın. Ona da hasar vereyim mantığıyla. Elektro ruhu attım. Yavru ejder tek yer diye düşündüm. Çok az bir canı kaldı zaten. Burada tazı kullandığı için hemen Kraliyet Evi attım. Elimde tomruğu bekletiyorum. İskelet ordusu olduğundan dolayı. Atmadığı için benim amacım ikinci avcıyı döndürmek. Burada yıldırımı iskelet ejderlerine atıyorum yine. Yavru ejder öne geldiği için onu kule yardımıyla öldürdük. Oduncuyu uzaklaştırmak istiyorum yine klondan dolayı. İkinci avcıyı da attım bu arada. Burada tomruk atsam yine yeterli olmayacaktı. Ana kule de gidebilirdi çünkü iskeletler bölündü. Ondan dolayı ilk önce Mega Şövalye atıp ondan sonra tomruk attım. Bu desteği kurarken eğlence amacıyla kurmuştum. Bu kadar iş yapacağını açıkçası düşünmüyordum. 8 maçın 7'sini kazanabildim bu desteğiyle. Siz de bir şans verebilirsiniz. İksir bedeli 3.8. Pek hoşunuza gitmeyebilir ama en azından deneyin derim. Eğer desteği beğendiyseniz yorumlarda yine belirtebilirsiniz. İş yapıyor mu yapmıyor mu?
İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.